acaba esassız bir yönetim Esad'ın ama yine de ülke içinde kalarak yaşamını devam ettirmesi şeklinde sadece bir vatandaş olarak kalması şeklinde mi? Yani Türkiye artık hangi noktaya geldi? Siz çarpımızda anlamına ne gidiyor? Şimdi aslında Aralık ayında Sayın Putin'in İstanbul ziyaretinde de ele aldığımız Cenevre Anlaşması'nın uygulamaya konabilmesi için bazı temel hususların aydınlığa kavuşması konusunda formüller vardı. Biliyorsunuz geçen sene Cenevre Anlaşması 26 Haziran'daki toplantıda ki Türkiye'de aktif olarak katılmış ve öncülük etmiştir bu toplantıya. Burada bütün gücü yürütme erkini elinde toplayacak bir geçiş hükümeti kurulması konusunda prensip kararına varılmıştı. Buna paralel ikinci prensip kararı da bu geçiş hükümetinde rol alacakların her iki tarafı mutabakatıyla olması ve eli kana bulaşmış olanların bu süreç içinde yer almaması. Şimdi bu prensipler etrafında birçok görüşmeler yapıldı. Dediğim gibi Sayın Putin İstanbul ziyaretinde de kendisini yaratıcı formül diye tanımladığı formüller üzerine konuşmuştuk. Türkiye her zaman bu diplomatik esnekliği muhafaza etti. Her zaman bu prensipler çerçevesinde bir an önce kalıcı çözümün sağlanması için çaba sarf etti. Son gelişmelerle yine bu değişik formüller konusunda müzakereler sürüyor. Bizim pozisyonumuz çok açık ve nettir. Suriye'de sürmekte olan zulüm bir an önce durmalı. Suriye halkının çektiği acılara son verilmeli. Ve Suriye halkının iradesini yansıtan güçlü bir Suriye'nin inşası için yeni bir süreç başlamalı. Burada çözümün bir kriterinden bahsetmek gerekirse herhangi bir geçiş hükümetinin başarılı olmasının, geçiş hükümetinin başarılı olmasının en önemli kriteri ülkemizde bulunan mültecilerin yani evini barkını terk ederek ülkemize sığınmış ve diğer komşu ülkelere sığınmış mültecilerin artık ülkemize barış geliyor düşüncesini, inancını onlara verebilecek bir sürecin başlaması. Bu çerçevede eli kanlı olan Suriye halkının 100 bin kişinin ölümüne sebep olanların bu süreçte yer almaması ilkesel ve ahlaki bir tutumdur. Ancak geçiş hükümetinin bu çerçevede hangi aşamalardan geçerek kurulacağı tabii ilgili bütün tarafların görüşmeleriyle ve mutabakatıyla sağlanacaktır. Bizim şu andaki Amman'daki temel meselemiz ve mesajımız da açıktır ve bu konuda da aslında Türkiye'nin mesajı olarak bunu değerlendirmemek lazım. 11 ülke zaten İstanbul'da bütün bu konularda mutabakata varmıştı ve bu mutabakat ortak bir mutabakat niteliğindeydi. Daha sonra bölgesel anlamda da 6 ülkeyle bu mutabakatı yenilemiştik. Yine o çerçevede yani kalıcı bir çözüm, eli kana bulaşmış olanların içinde olmadığı kalıcı bir çözüm için diplomatik her türlü çabanın desteklenmesi, yürütülmesi ve Suriye muhalefetinin bu anlamda desteklenmesi. Bu iki çerçevede bugün de çalışmalarımızı bir ileri aşamaya götüreceğimizi ümit ediyorum. Muhalifler sanırım ilk kez yanılmış olabilir belki ama ilk kez davet edilmediler. Bunun gerekçesi acaba bu ülkelerin ortak karar vermesine muhalefet ettiler. Hareketler neden böyle bir gerekçeli ortak toplantı? Şimdi bir kere isimler konusu tabii birçok isim bazıları da spekülatif nitelikli olarak kamuoyunda paylaşılıyor, konuşuluyor. Bu konuda sürecin inandırıcı olması için bizim kriterimiz açıktır. Bu geçen iki yıllık süreç içinde eli kana bulaşmamış olanların bu müzakerelerde yer alması lazım. Aksi takdirde suçluyla mazlumu aynı kefeye koymuş oluruz. Bu isimleri spesifik olarak tek tek burada zikretmek, ele almak doğru değil. Ancak muhalefete güven telkin edecek, Suriye halkına güven telkin edecek bir müzakerenin yürümesi için mutlaka bu dediğim ilkeye yani açık ve doğrudan bu katliamlarda yer almamış olunmasına ve bu katliamlarda, bu kanlarda, bu kanda eli, kana elinin bulaşmamış olması önemli bir kriterdir. Bu herhalde görüşmelerle bu daha da vuzuğa kavuşacak.
Suriye muhalefetinin bu toplantıya katılmayacağı gibi bir şey söz konusu değil. Her zaman katılabilirler, katılıyorlar. Yani o anlamda bir bu toplantıya has olarak çağrılmama gibi durum söz konusu değil. Herhalde bir yanlış bilgilendirme olacak. Ama bir taraftan da Suriye'nin İstanbul'daki Suriye muhalefeti, Ulusal Koalisyonu İstanbul'daki toplantı hazırlıkları da devam ediyor. O çerçevede bir katılım olacak. Peki, çok teşekkürler. Evet, son soruyu da alalım. Geciktik çünkü. Aşırı uçlara karşı ortak bir tutum belirlendi mi? El-Mutra'yla, El-Kaide gibi. Ve son olarak efendim bazı iddialar var. Reyhan saldırısında bu tür örgütlerin de rol almış olabileceği türünde. Size bu yöne gelen... Şimdi bir kere en üst düzeyde İçişleri Bakanımız, güvenlik yetkililerimiz tarafından yapılan açıklamalar var Reyhan'ın saldırısıyla ilgili. Kimseye kafa bulandırmaya kalkışmamalı. Reyhan'ın saldırısı faili meçhul değildir. Failleri bellidir, yakalanmıştır. Ve hükümetimiz tarafından da bunun Suriye'yle rejimiyle iltisaklı bazı terör grupları olduğu tespit edilmiştir. Kimse Reyhan'ın saldırısının gerçek müsebbiplerini ve katillerini örtme çabası içine girmemelidir. Bu son derece açık olarak bunu söylüyorum. Çünkü bazı çabalar, bu yönde çabalar, hedef saptırmak ve gerçek katilin üstü örtme çabaları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlamda bütün güvenlik mekanizmalarıyla harekete geçmiş ve failleri bulmuştur. Bu konuda hiçbir tereddütün zikredilmesi söz konusu değil. İkincisi, aşırı uçlar diye zikredilen şeyler söz konusu olunan için Şebbiha'dan ya da diğer Banyas katliamını yapan terörist gruplardan bahsedilmez. Bu da dikkate şayandır. Yani eğer Suriye'de böyle bir yapılanma hangi türde olursa olsun teröre bulaşmış ya da Suriye halkına baskı uygulayan hangi yapılanma olursa olsun Türkiye bunun karşısındadır. Bu konular hep her şekilde ele alınır, konuşulur. Ama mutlaka bunların objektif delillerle ortaya konması gerekir. Yoksa genel ifadelerle Suriye muhalefetine dönük böyle şüphe uyandırıcı bir tutumla kaçınmak gerekir. Bizim açık tutumumuz bellidir. Suriye'nin meşru muhalefetine destek veririz. Suriye halkına destek veririz. Mültecilere destek veririz. Suriye devleti içinde olup da eli kana bulaşmamış olanların süreçte yer almasına destek veririz. Suriye devletinin devlet yapısının bozulmaması ve Suriye'de bir kaosun çıkmaması için bütün bu sürecin sağlıklı işlemesi bağlamında eli kana bulaşmamış olan kimseyle herhangi bir şekilde kimseyi dışlayan bir tutum içinde olmayız. Ama eli kana bulaşmış olanlar, Şebbihalar, son dönemde Suriye'ye girmiş olan yabancı bazı unsurlar, ki bunları takip ediyorsunuz kimler olduğunu, ve herhangi bir şekilde teröre bulaşmış olanlara da Türkiye'nin müsamaha göstermesi mümkün değildir. Peki, çok teşekkür ederim.